Paslı sular her yerde görünüyor. Şöyle göstereyim. Yağlanmalar, paslanmalar çok kötü duruyor. İnanılmaz. Yağ sensöründen, kartardan, yağ kaçakları arka krank keçesinden, motor suyumuzun paslı olduğunu şöyle net bir şekilde anlıyoruz. Çok kötü bir görüntüsü var burada. Sizlere göstermek istiyorum. Bunlar ilerleyen zamanlarda harbiden kötü usta ya. Şöyle gösterelim. Zaten bitti. Yani 20 saniye olmadan bitti. Ya yok ki. Bu bizim motor kulağının bağlantı yapıldığı motoru taşıyan kısım. Buradaki yalama bak. Takır diyen bu. Zaten böyle bir takırtı sesi de mevcuttu. Detayını şuradan gösteriyorum. Usta en son bunu toplarken gösteririm. Yaptığımız zaman. Bu dur usta. Şurada borunun içi var ya. Sonra yani içini bir gösterir misin? Bak abi. Gayet güzel. Çok güzel. Harika duruyor. Yağ soğutucumuz bıraktı. Hem yağ hem su akacaktır buradan. Bakın şu görüntüyü her yerde görmek artık size bırakıyorum yorumu. Görüntü aynı. Aynı abi. Arada bak bu dolu. Sıkıntı yok. Şakır şakır çalışır araba. Bak. Evet, iticiler kötü durumda. Dur şurayı bir göstereyim. Arkası bu halde. Burayı göster, orayı ne gösteriyorsun? Şurada mı görüyorum bir delik? Valla delik gibi, evet. Aynen öyle olsun. Havayı getir. Orası delik. Çok iyi yakaladım. O nokta delik. Buyurun. Tut oraya. Tamam, hadi git. Aracımız 2005-2006 model yılına sahip. Bir dizel, yarı otomatik, trip dönük dediğimiz şanzıman. Arif Bey kardeşimiz bizim sürekli müşterimiz. Bizi tercih ettiği için teşekkür ederiz. Getirdi biraz bekler arabası ama iş yoğunluğundan dolayı. Onu da kendi bilerek geldi. Motoru çıkaracağız. Yağ ve su kaçakları, debriyaj bölümü, zincir bölümü, yatak bölümü, eksantrik bölümü tamamen elden geçecek bu arabanın. Çok aşırı şakırtılı çalışması var. Daha önce bir şeyler yaptırmış ama istenen bir performansı ve istenen işçiliği bulamamış. Bize döndü. Aracımız ilk çalışmasında dumanı var. Silindir kapağı bakacağız, siboplara bakacağız, yataklara bakacağız. Dış aksam, iç aksam, bütün conta keçe ne varsa, motorun arkası olduğu gibi pas, önü olduğu gibi yağ, çalıştırdın mı gittiğin yerde yağ önden akıyor, arkadan paslı su akıyor. Bir motoru çıkaralım bakalım bizi ne karşılayacak. Aracın altına geçiyoruz. Kısa göz gezdireceğiz. Detaylı dışarıda değineceğiz. Arabamızın altı yağ göleti gibi. Su kaçakları, yağ kaçakları. Şuradaki bölümü görüyorsunuz. Her yerden yağ kaçırıyor. Ön tarafa geçtik. İnanılmaz yağ kaçakları olan bir araç. Dışarıda daha detaylı değineceğiz. Motoru indirmek için tekerlerimizi şu an takıyoruz. Bijonlarımızı tutturuyoruz. Tekeri taktıktan sonra aracımızı indiriyoruz. Bütün noktalara değineceğiz. Aracımızın motorunu indirebilmemiz için bağlantılarımızı yapıyoruz. Önce alalım. Bunun yanı sıra şöyle göstereyim. Aracın tüm elektrik tesisat bölümü dışarıya doğru alındı. Motorumuzda herhangi bir tesisata dair hiçbir şey yok. Kalorifer hortumları, su hortumları, ön su radyatör bölümleri, turbo hortumu derken şarj, marş bunların hepsi alındı arkadaşlar. Kabloları, tesisata dair her şey. Bunun dışında da aracımızı itip motorunu artık indireceğiz. Aracımızı lifte doğru yanaştırmaya çalışıyoruz. Tabii bunun yanı sıra şanzımanla motorun bağlantısının sağlandığı şanzıman, motor, çevre civatalarının hepsi de boşta olması gerekiyor. Çünkü üzerinde şanzıman kalacak, motor dışarıya doğru çıkıyor. Evet, motorumuzun bağlantısı olan noktadan motor kulağını söktük. Tabii şaseden komple alacağız. İlk civata çıktı. Son bir civatamızın ardından kulak gelecek. En son kulak kontrollerimiz de var. Herhangi bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Motorun sol tarafı da boşaldı. Motor şu an çıktı. Burada mazot kütüğü, mazot filtre kütüğü vardı ve su bidonumuzu da almış. Dikkatli bir şekilde hiçbir noktaya zarar vermeden motorumuzu almamız gerekiyor. Burada bir hortum var baba. Dikkatli Baran, sakin sakin. Motorun yarısı neredeyse çıktı. Şase bölümünde kurtarılması gereken noktalar var.
Evet, motor da çıktı zaten. Liftimiz de bitti. Bu şekilde çıkarmış olduk. Paslı sular her yerde görünüyor. Şöyle göstereyim. Motor arasac bağlantımızın şöyle bir demir ayağı mevcut. Motoru genel bir çekelim. Şöyle yağlar var, paslar var. Hemen bu kısımda yine yağlanmalar, paslanmalar çok kötü duruyor. İnanılmaz. Yağ sensöründen, kartardan, yağ kaçakları, arka krank keçesinden yağ kaçakları, tüm contalar değişecek. Motor suyumuzun paslı olduğunu şöyle net bir şekilde anlıyoruz. Çok kötü bir görüntüsü var. Burada sizlere göstermek istiyorum. Bunlar ilerleyen zamanlarda harbiden kötü usta ya. Patlamaya gidebilir. Patlama noktasına gelebilir bunlar. Motor çıktıktan sonra klima kompresörünü bu şekilde üstünde bıraktık. Egzozumuz, aksımız duruyor. Şanzıman bölümü duruyor. Şanzıman bölümüne en son müdahale edeceğiz. Yarı otomatik olduğu için sürekli yarı otomatik araçlar üzerine çalışıyoruz. Burada benzinli tipte bir robotik aktüatör ve robotumuz var. Dişli robotumuz bunlar. En son bak. Euro 4 bir motora sahip. Y13DTH kodlu bir motorumuz mevcut. Bunları Fiorino'ya ya Punto gibi araçlarda da görüyoruz. Tabii ki beygir, HP bunların hepsi birbirinden farklı. Ancak Euro 5'ten en temel farkı aracımızın sadece partikülünün eksik olması. Tabii bazılarında boğaz kelebeği çıkıyor, bazılarında çıkmıyor. Farklılıklar yine var. Ancak en temel fark bence DPF'nin olmaması bu araçta. Katalizör bağlantımız var. Turbo, yağ soğutucu bölümündeki yine yağlar. Şöyle hepsini detaylı dışarıda inceleyeceğiz. Bu sırada ben ve X5 aracımız Manisa 57 6 silindir dizel aracımızın motor rektifiye işlemi tamamlandı. Sadece birkaç eksiği mevcut. Bunun dışında aracımızda bir sıkıntı yok. Teslim için bekliyoruz. Aracımızın motorunu bu masaya alacağız. Bu yüzden diğer araca ait parçalar, civatalar kaldırılıyor. Aracımız burada beklemede. Bu arada arkada bir Jetta'mız mevcut. Bunun da yine motorsal sıkıntıları var. Araç Çorum'dan bizlere kadar ulaştı. İlerleyen zamanlarda bu aracımızın videosu da kanalda. Liftin ayaklarını indiriyoruz. Aracımız Opel Corsa göründüğü gibi. Motorunu sökmüştük ve şu an dağıtım işlemine başlayacağız. Kardeşimizin arabası, Zeytinburnu'ndan gelen, sürekli gelen bir müşterimizin arabası. Yağ kaçağı, su kaçağı, sesler, bayağı bir şikayeti var. Biz de dedik ki motoru açalım, dışarıya alalım. Kaçakları, göçekleri randımanlı bir şekilde yapalım. Sesini, solunu, zincir değişimi, baskı, balata, volant değişimi. Buna benzeri bir revizyondan geçir dedi. Biz de okey dedik. İşe başladık. Söküp görelim bakayım dağıtım işlemini neler verecek bize. Burada da yeni gelmiş bir aracımız var. Çekici yardımıyla geldi. Araç yürümüyor. Doğalogit şanzıman 6 ile M20 tipli bir şanzımana sahip. Yarı otomatik şanzımanlarda bildiğiniz gibi neredeyse bütün araçlara hizmet verdiğimizi söyleyebiliriz. Aracın detaylı videosu ilerleyen zamanlarda kanalımızda olacak. Yağ boşaltım tapasından şu an tapa kısmı sökülüyor. Tapamızı gevşettik. Elimiz ile tamamen sökeceğiz ve motor yağımız boşalacak masaya geçmeden önce. Bu şekilde dizel bir araç olduğu için siyah motor yağı çıkması gayet normal. O yüzden motor yağı hakkında bir şey diyemeyeceğiz. Şöyle gösterelim. Zaten bitti. Gördüğünüz gibi yani 20 saniye olmadan bitti. Ya yok ki. Ya bitti. Ardından tapamızı tekrar yerine tutturuyoruz. Çıkan motor yağı giderken motorumuzu da masaya doğru alacağız. Liftimizi indiriyoruz. Artık bir iş kalmadı. Üstüne atarken tekrar aracımıza lazım olacak. Burada bazı ekipmanlar için tabii ki çalışma masamız gerek. Motorumuzu almış olduğumuz kayışı şu anda dışarıya çıkaracağız. İkinci bağlantıdayız. Evet, motor bağlantı ayağımız. Bu bizim motor kulağının bağlantı yapıldığı, motoru taşıyan kısım.
O ayak olmadan motoru askıya alamıyoruz. Bu olur mu buraya? Olmaz. Şarj motoruyla tamam. Devam edeceğiz. Alıyordu. İlk civata söküldü. İkinci civata çıktı. Evet, ardından şarj yalama motoru. Yalama çekmiyor. Yalama musta. Demek ki gelişi güzel takılmış. Evet, şarj motorumuz aracımız aküsünün dolmasında yardımcı olan. Burayı yalama bak, takır diyen bu. Zaten böyle bir takırtı sesi de mevcuttu. Şöyle ben detayını şuradan gösteriyorum. Usta en son bunu toplarken gösteririm. Yaptığımız zaman tamamdır. Yağ çubuğu. Yağ çubuğumuz da tabii ki karterimizin yağ seviyesini gösteriyor bizlere. Bu aracımız yaklaşık 3.2 litre motor yağı alıyor. Havalandırma. Karter havalandırmasından da araç üzerindeyken değinmiştim. Yağ kaçakları var demiştim. Bakın. Yağ. Havalandırma bölümü blok kısmına giren noktada motor yağ kaçaklarımız ondan tornavida yardımıyla geçiyor. Bu Euro 5'ler dostum motor yağı doldurma kapağı aslında. Ama Euro 4'te havalandırma olarak söyleyebiliriz. Tabii motor çıplak bir vaziyette silindir kapağı blok olarak kalacak. Çünkü bu arka kısımda bakın paslanmaları görebiliyoruz. Manifoldur, kurum temizlikleridir. Bu araçlarda bürüş dizellerde, dizeler araçta kurum temizliği yapılması şart. Küçük ha? Kurum temizliği, buradan bakarsan burası söyleyecek. Bunun için soba bacası gibi is, kurum, katman oluşuyor. İstenen hava motora girmiyor. 27 map sensörü ölçümünü düzenli yapmıyor. Arabanın rölanti iniyor, iniyor. Rölanti dalgalanması diyoruz ona. Çekişimiz de düşüyor. Tabii yakıtımız da düşer, çekişimiz de artar. Kurum temizliği tam tersi diyelim. Evet. Çekiş düşüp yakıt artıyor. Geçtiği noktayı gösterelim. Tabii orijinal kelepçeler. Daha önce bu motora böyle işlemler yapılmamış. İlk defa yapıldığını söyleyelim. Oynandığı noktalar da var tabii ki. Havalandırma dediğimiz olay da bu. Kartel havalandırması. Bu kendini bozduğunda insanlar gidiyor. Bir de ticari araçlarda çok şikayetler var. İnsanlar gidiyor, turbo yaptırıyor, yağ yakıyor. Motor yaptırıyor, yağ yakıyor. Bunun için diyaframı patlandı, yağ yakıyor bu aracımız. Aynen, çokça kez karşılaştık. Evet, şarj motorumuzun... Şimdi buradan cücük çıkacak. Cücük çıkacak, cücük çıkacak diyor ya. Şu bir civata daha görünüyor. Bakalım neler çıkacak. Tutulan. Dur şurayı bir göstereyim. Arkası bu halde. Burayı göster, orayı ne gösteriyorsun? Evet, su tapası. Şurada mı görüyorum bir delik? Valla delik gibi evet. Aynen öyle. Havayı getir. Orası delik. Çok iyi yakaladım. O nokta delik. Buyurun. Tut oraya. Tamam hadi git. Bunda da var. Var var ona da değineceğim. Bunda da var. Çokunda da var da. Şöyle. Evet. Tabii bu şöyle söyleyelim. Tapalarımızda sıkıntılar var ama bunları hepsini değiştireceğiz. Çünkü o patladıysa diğerinin yarın patlamama şansı biz yok. Bunları tornada sarı pirinç dediğimiz üründen yaptırıyorum. Bir daha patlama yok. Çünkü sarı altınla altını suya çürümez, sarıyla çürümez, pas dahi tutmaz. Tamam. Tabii kurum kurum diyoruz, insanları uyarıyoruz, söylüyoruz. Birazdan manifold çıktığı zaman da kurum nedir göreceğiz. Bu kısımda da egere kısmımız var. Egere kısmı bu arabalarda çokça kez arızalanıyor ve sıkışma yapabiliyor. Temizlik kurtarma şansı var, kurtarmama. Değişim şansı da var. Yani her yapılan temizlik de bu egere kurtaracak egere diye bir şey yok. Egere iptal. He, egere iptal. Tabii araya sadece conta koymuşlar. Manifolda giriş tekrar yok. Egere iptal, bu yazılımsal da iptal edilmesi gerekiyor. Büyük ihtimal yapılmıştır. Umarım yapılmıştır diyelim. Termostata giren arkadan su girişi, bu kalorifer su hortumları görüyoruz yapışmış. Yani uzun süredir sökülmeyen bu hortumlarda bu durumların yaşanması gayet açık. Egere kısmı çıkacak.
Usta şu çıkan sulara bak ya. İnanılmaz gerçekten. Yazık. Bak, kapatma noktası da bura. Kapandığı nokta. TSA tutucu bir ayak. Manifold'a dair 30 torkluk civatalar. 40 mu? 45 torkluk civatalar. Motor düşmüyor. Motor düşmüyor usta ben. Evet, manifold'un tüm civataları söküldü. Ayrılacak şu anda. Yapışmış yani, ne zamandan beri sökülmüyor. Fabrikanın taktığı contalarla manifold mu bilemiyorum ama yapışmış. Anlamıyorum. Sanılmış mı ne ya? Bir şey yok bunda. Tabii çok fazla bir kurum yok bunda. Daha önce de sökülmüş, temizlenmiş olabilir, bilmiyorum. Buralarda da yok. Bu kesinlikle temizlen. Marş motoru. Bu Alyan değil mi abi? Orijinalde Alyan olur. Ne orası? 5 usta. Orijinal Alyan. Altı Alyan değil mi orijinal evet. Bunun? Sonradan uydurulmuş bir civata. Tamam. Söküyoruz. Usta geçen bir durum oluştu bu marş motoruyla alakalı. Usta dedi söktü. Koy. Civata dedi düştü içine. Evet, seni arıyor. Opel Combo. Beykoz'da mıyım dedi bir yerde bir kardeşimiz. Ya ustacığım, Çekmeköy mü dedi, yanlış olmasın. Ben dedi bunu söktüm usta, marş motorunu. Buradan söktüğüm civatayı da içine düşürdüm dedi. Eline sağlık dedim ben de, ne diyeyim yani içine düşürene. Ben arabayı çekiciyle gönderirim de sen sök de yap. Hadi kapat telefonu kardeş dedim ya. İnanılmaz şeyler arayanlar oluyor. Yani bunu bilmiyorsak da uğraşmamak lazım. Burada da gördüğümüz kavrama. Burada da biraz önce, yani daha doğrusu bu arabadan önce bir M57 gönderdik. Evet. Şimdi M57 motor yapmakla şimdi buna geçmek nasıl hissettiriyor? Onu söyleyelim. M57'nin direksiyon pompası kadar. Bunu bu çocuk yapar herhalde. Yapar mı sen ya? Suların pasları usta. Evet. Buyur usta. Koşuyorsun bana. Koşalım abi, ne yapacağız? İşlerin yetişmesi lazım. Sen. Burada da yağ soğutucumuz var. Maşallah, hali maşallah, ortada. Evet, hali ortada. Ben böyle kirli parça görünce hoşuma gidiyor yani. Niye? Yıkayınca böyle bembeyaz çıkıyor usta. Öyle çok hoşuma gidiyor yani. İçim eriyor diye diye. Yani ya, içimin yağları eriyor. He. Zevk alıyorum yıkamaktan diyeyim. Vallahi çok stres atan bir şey. Ben de tertemiz takmaktan zevk alıyorum. Yani mesela herkesin zevki farklıdır yani, bu bir şey fantazi gibi bir şey oldu artık bende. Böyle yok. Normalde 3 tane normalde olur da. Şuraya bir takılmamış, bir boş. Bir şey tut buraya. Tuttum üstüne. Buradan mı takılmamış? Olabilir. Zaten bu yan sanayi bu arada. Yan sanayi. Yağ soğutucumuzun... Ha, su girişi. Su girişi, aynen öyle. Yağ soğutucunun adı üstünde. Radyatörde soğuyan su motor yağında bu şekilde petek yardımıyla soğutuyor. Siyah soğutucumuzun bir su girişi, bir de yağ girişi var. Evet. Soğuyan yağ da tabii ki. Bir de kartele dökülen yağ girişimiz var. Evet, bu arkaya kadar uzanıyor bu şekilde. Buradan arkana da termostat. Şöyle termostat bölümüne giriyor. Bir ayağımız var. Motor askı tutucu. Evet, motor askı tutucu. Bir de şu koruyucu sadece alüminyumumuz. Ardından çıkmayan. Bu dur usta, şurada borunun içi var ya. İnanılmaz. Gerçekten. Buraya bak. Yazık bu arabaya, yazık ya. Başka hiçbir şey demiyorum. Yazık yani. Çeşme suyu doldurulursa böyle olur. Antifrizi de geçtim artık. Kötü koymayın diyor da suda, suda koyun demiyor. Deniz suyu gibi bir şey. Getir oğlum. Ne getireyim usta? Yiyeyim, söyleyeceğim. Tamam usta. Onu sokma. Hem içi tors hem 13 altta. Heh, oradan aradan gireceğim. Evet. Girerse tabii. Evet, giriyor. Yetişmedi Allah mi? Hayır, ne bekliyorsun? Torsa döndük. Çünkü 13 lokmanın boyu yetişmedi. Sıvı contalarla daha önce yapıştırılmış. Abi. Şöyle. Yani yeni değiştiyse zaten contası var. Çıktı. Termostat çıktıktan sonra yani içini bir gösterir misin? Bak abi. Gayet güzel. Çok güzel. Harika duruyor.
geldim. Yerine motor tutacağım. Yani. Önündeki sacı aldık. Tabii yağ soğutucunun tam ana cıvataları da sökülmüş oldu bu sacla beraber. Yağ soğutucumuz bıraktı. Hem yağ hem su akacaktır buradan. Bakın şu görüntüyü her yerde görmek artık size bırakıyorum yorumu. Şöyle gösterelim. Yağ soğutucunun motor gövdesine bastığı noktaydı burası da. Turbomuzun yağ giriş borusu bu şekilde. Katalizörle beraber hepsi gelecek. Egzoz manifoldu. Su pompası girmedi. Dursumuş lan bu. Sök onu. Normal dostu onu sökmeye gerek yok ama bunun sökme... Temizleme amaçlı söküyorum. Yoksa onunla çok bir işim yok. Bir yandan da devirdaim çekiliyor. Topalda 4 cıvata mevcut. Bu da klima kompresörünün bağlantı ayağı. Leş olmuş. Oncırcırla buradan devam ediyoruz su pompasını ayırmaya. Su pompasının önemi nedir, görevi nedir usta? Su pompası çok büyük önemi var. Çok büyük de araçta olmazlardan biri. En basiti. Paleti bozulur, kaloriferin ısıtmaz. Paleti bozulur, motordaki sıcak suyu radyatöre gönderip soğuk suyun dönüşünü sağlamaz. Ve conta yakar. Artı ne yapar artı? Artı yok, bu kadar suyu döndürür. Ama şuna suyu sürekli döndürmesi. V kayışıyla çalışır. Motorumuzun V kayışıyla çalışır. Kimi trigger kayışıyla çalışır. Kimi sürtünmeyle, kimi elektrikle. Aracına göre faktör görevi, vazifesi farklı çıkıyor. Görüntü aynı. Aynı abi. Aynı. Hiç şaşırmadım. Güzel sıkıyorsun Baran bu arada. Onu fark ettim abi. Tebrik ederim. Sıkmaya devam et. Tozunu alacağım onun birazdan. Motoru da devirme de. BMW'ye alışmıştık ya dik motorda. Oo, vah. Sanki bana motor indiriyor. Bir tane sonu sıkacak usta. Alıştım abi ben daha ben. Ver ulan ver. Ver. Ne oldu? Desteğimdeki sinire vur. Enjektörün rail kütüğüne giren boruları sökülüyor. Ardından tabii ki enjektör kısımları yok. Sıvıydıyan diyordu buraya geldi. Ya git bez getir. Bez. Küçük. Mazot geri dönüşleri. Mazot geri dönüş sekmanları. Sekmancı vahdede götür bunları. Götürürüm usta. Oğlum he. Hadi al. Evet, kütüğümüz çıktı. Enjektörler hayati önem taşıyan en önemli parçalardan biri. Dizel bir motora sahip olduğumuz için hava ve yakıt karışımı sıkıştırılarak, patlayarak aslında enerji üretilir. Enjektörlerimiz değiştiği zaman üstlerinde bulunan bazı numaralar, kodlar bulunur. Bu kodlar aracınızda çakırdamaya yol açabilir. Kodlandıktan sonra düzelecektir. Yeni değişiyorsa da eğer arkadaşlar, bunun boş numarası vardır, eğer boşsa bu, bilmiyorum. Tabancayı tekrar. Nasıl ya? Leş. Evet. Ana. Horozlar ve iticileri gördük. Şu an tekrar. Bak. Gelelim. Var mı oynama? Tut oğlum. Ver onu. Burasına bakıyorsun. Var. Onda yok. Ya ben tam gör. Evet var. Tamam. Şu an anlaşıldı. Bu var diyorsunuz da. Kameradan, olmayana var diyorsunuz. Kameradan. Bak bu dolu. Sıkıntı yok. Çok oynayanda mı sıkıntı olur usta?
Şakır şakır çalışır araba. Ha, tamam. Bak. Evet, iticiler kötü durumda. Bir tanesinin bile olması arabanın sesli çalışmasına, zaten bu subap zamanlamasını ayarladığı için aracın düzensiz çalışmasına da yol açar. Teker teker horozlar, iticiler toplanıyor. Evet. Bayağı oynuyor ve birden fazla sayıda şu an. O da oynuyor. 5 tane oldu şu an. 6 oldu. 6. 7. Bu motor baştan sona. Evet. Onda sıkıntı yok değil mi? Baştan sona yapılacak bu arada. Horozlar ve iticiler, subap iticilerimiz. Bomboş. Evet. Bunlar da subaplarımız usta. Subapların kafaları. Motor yağı da daha önce kalitesiz mi kullanılmış artık bilmiyorum. Biraz kötü. Evet. Davulun cücüğü gibi diyor baran buna. Kur'an'ıma kitabıma BMW'yi daha çok seviyorum. O da horoz kadarıdı. Eyvallah. Okunmayan numara, muhalele. Hatırlarsanız bu Corsa C'nin motoru Z13 DT inanılmaz bir pas içerisindeydi. Kirden, çamurdan katman katman olmuş, motoru tanımak zordu. Şu anki hali. Şimdi ise blokumuz hazır durumda. Kiboplarımız, kapağımız komple değişimlerine gitti. Aracımızın artık conta gruplarını, kullanılacak yedek parçaları temin edip montaja geçeceğiz. Gayet de güzel görünüyor. Tüm pas görüntülerini, blok yüzeylerine... Tabii tapalar da değişti. Zaten sensörde görünüyor. Bunları görüyoruz zaten usta kameradan. Bu şekilde gayet güzel bir motor bloğuna ulaştık ve kaçaksız bir araç yapmayı hedefliyoruz. Yeni silindir contası. Gördüğünüz gibi yeni ürünler, yeni montajlar yapılacak. Silindir contamız yeni. Saplamalar hazırlanıyor. Kol yataklara da müdahale yapıldı. Üstüne atıp devam edelim.
Silindir kapağımız motor bloğuyla birleşti ve oturdu yine bir motor görüntüsü aldı. Oturdu usta, ben buradan görüyorum. Sadece tutturuyoruz tabancayla. Saatli kolumuz hemen baranın elinde bekliyor. 40 Newton'da. Daha sonra 90 derecelik açılarla bunları iki kez sıkacağız. Olay bu. İçten dışa doğru sıkmayı gösterdi ustamız. Evet, bak burada görüyoruz. Kapağımızın burcu değil, pimi var bunlarda. Burç olsaydı şu boşluk olmazdı bak. Şuradan baz alabiliyor musun burayı? Görünüyor, evet. Bak. Şimdi biraz önce boşluğunu aldım, bunu sıksam bu şekil kalsaydı ön yağ pompa contasının buradan sürekli yağ kaçırır bu araba. Bu şekilde de olsa bak tırnağım takılıyor, yine kaçırır. Bunun tam seviyesini bulacağız arkadaşlar. Yüzeyin pürüzsüz olmasını gerçekleştireceğiz. Bu arada video başında değinmiştik, iticileri unuttuk parça alırken usta. Subap iticilerimizde boşluklar evet, vardı. Şimdi parçacıyı arayacağım. Bak görüyor muyuz? Evet, bunlar sıkıntı. Arabanın çalışması, zamanlamayı ayarlayan önemli parçalardan biri. Hem zamanlamayı ayarlayan hem de şakırtı. Şakırtı ses yapar. Şimdi parçacıyla iletişime geçiyoruz. Bu arada bu videoya... Bu videoya 2500 like istiyoruz arkadaşlar. Yani emek veriyoruz yani. Ben sabahtan beridir benzinin içinde yuvarlanıyorum resmen. Bir like'ı çok görmeyin be. Daha yeni öyle diyordun. Öyle diyordun da abi, o anlamda demiyorum ama. Eksantrik mil kapağındayız. Contası yenileniyor bunun arkadaşlar. Yüzeyi zaten daha önce bu yıkanmıştı, temizlenmişti. Tekrar yerine oturacak birazdan. Tut hadi. Burada önemli bir detay var. Şimdi öncelikle egzantrik mil kapağının cıvataları şu an el yordamıyla tutturuluyor. Herhangi bir sıkım işlemi yok. Herhangi bir sıkım işlemi yok. Burada dikkat edilmesi gereken nokta arkadaşlar, eğer pistonun 1 ve 4 veya 2 ve 3 yukarıdaysa subaplara eğme sıkıntısı doğabilir. Çünkü en üst noktada olduğu için miller de ayarsız, piston da ayarsız olduğu için bu noktadan pistonları, dördünü de bir tık aşağı seviyeye alacağız. Volant cıvatalarını taktık şimdilik. Döndüreceğiz. Ardından pistonlar bir tık aşağı seviyeye geldikten sonra egzantrik mil kapaklarını sıkacağız. İhtiyacımız olan iki tane bu şekilde aparat, egzantrik kapaklarını sıktık. Dişlimizi sıktık. Tabii kontrasını aldık eski sadece. Eski bu değişecek. Bu değişecek evet. Sadece bu millerin sert ayarına getirebilmek ve dönmesi için buradan da görebiliriz. Net bir şekilde egzantrik milleri dönüş sağlıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi gözle bakacağız. Araç neydi abi? Konu neydi? Bizim için müsait değil abi. Randevus araç alamayız. Yavaş geri al. Şu an için çok zor, çok yoğun. Doğru. Geri al. Sağ. Al. Tamam. Yerini tamam. Gördük. Şöyle sağlı sollu giriyor. Zaten bir tanesi geldiğinde diğeri de gelmiş oluyor. Gelmiyorsa sentek açık demek. Mil ayarı kaçık. Dişli zincir seti değişiyordu. Tabii bu dişli de değişiyor. Yenisini bekliyorum. Evet, şöyle. Zincirlerimiz, paletlerimiz. Şöyle yeni paletler. Gergi arkadaşlar, yağ gergimiz. Biraz önce bahsettiğimiz yeni dişlimiz. Bir yere göndermiştik. Alt dişli, krank dişlisi de değişiyor. Ve zincirimizin de ana zincir şöyle gösterelim. Şimdi ustamız buradan zinciri. Öne üste getireyim de gözüksün. Ardından cıvatası sıkılıyor. Burada hatırlarsanız krank dişli cıvatası ters dişti. Sökme yönünde sıkacağız. En son buna da değineceğiz. Dişlimizin oturduğuna eminiz. Evet, ustamız sağ tarafta. Şu an motorun ön kısmında sağ tarafta görüyoruz. İlk palet geliyor. Gördüğünüz üzere yağ soğutucu yeni, termostat yeni, birçok değişikliğimiz var. İticilerimizde yine yeniliklerimiz de devam ediyor. Kapağını kapatmıştık. Alttan karter bölümü kapandı değil mi? Yok, kapanmadı. Karteli en son kapatacağız. Paslarına ve temizliklerine de dikkat etmeniz önemli bir detay burada.
2 onluk civatamız var. Bir diğer gergi ise tek civata tutuyor. Şu alttan gördüğünüz özel bir civatası var. Üste tutan bir şey yok çünkü üstte gerginin bastığı nokta var. Buradan gerdirilmesini sağlıyor zincirin. Buyuruz. Civata da şöyle özel dediğim. Tam bu havşa başlı direkt içine geçmeli bir civata torkslu. Tam otur. Yerine doğru bunu da gönderiyoruz. Şu an sadece sente bölümünde egzantriklerimizde bir ayarımızı şu an yaptık. Krank herhangi bir şekilde kilitli değil arkadaşlar. Bu araçta contamızı daha sonra koyabiliriz. Ancak Corsa 1.4'te şu araçta contayı daha sonra koyma gibi bir şansınız yok. Bazı araçlarda ilk contayı koymanız gerekebiliyor arkadaşlar. Şu an gerginin ayarını yapıyor ustamız. Civatalar tutturuluyor. Alttan diğer civata tutuyor. Sıra geldi kontrollere. Gerdirdik. Tabii bu yağ basıncıyla daha fazla gerecektir. Onu da söyleyelim. Bomba pimimizi de çektik. Şöyle zincir setimizi de taktık. Nasıl buldun sen ayarını? Kolay abi. Yani kolay. Kime kolay? Yapmayı bilene kolay. Sen yapabilir misin yani şu an? Yaparım abi. Yaptık burayı da aşağı nereye gelecek? Krank aşağıyı şöyle. Usta şimdi şöyle yapacağız. Krank yok ne de olsa. Krank motor, var üstünde motorda. Ha motorun üstünde var. Motoru taktıktan sonra şanzımanı birleştirdikten sonra şanzımanın arasında ufak bir delik var. Oradan volantın arasına böyle bir tane mil ya da ne bileyim bir şey sokacağız işte. Pip, kivata. O tip bir şey. Öyle 6 milimetrik çapında. 6 milimetrik çapında öyle sokacağız. Volant sokacaksın da oradaki volanttaki deliği bulacağız. İşte döndüreceğiz motoru. Ha. Ondan sonra sokacağız. Şöyle bir aparat getirdik. Önemli aparat. Şöyle neden bunu kullanacağız? Bunu neden kullan? Burada kilidimiz takılı. Belli bir noktada sıkar ama kilidin oturduğu yeri, aparatın kambilindeki kentinin yerini zorlarsan kırarsın. Bu sefer de sent ayarını üstü sen getirdiğini zannedersin. Sente kaçar, marşada basar, siboplara yersin. O yüzden bu bizim dişliği tutmamıza yardımcı olacak. Birimiz tutacak, birimiz sıkacak. Sıkmayın. Bırak. Allah Allah. Evet, baran şu an tutuyor. Dişlinin tabii ki ara noktasına pimlerin girmesi lazım. Ustamız da el ayarıyla bunu sıkacak. Çok da sıkıp kırmamak, pim yerinde kırılmaması önemli. Baran iterken ustamız aşağı doğru çektiriyor. Bu şekilde de yeni termostatımız şu anda sıkılacak. Niye kalktın? Tam civata tutturuluyor. Üstten tutturmuştuk. Biz öylesine bunu yerine sabitlemiştik ama. Evet, termostat. Birdeyiz. Bu şekilde termostatımızda montajını gerçekleştirdik. Termostatta bir detay var usta. 1.3 dizellerde iki tip termostat çıkıyor. Şu plastik kısmı uzun çıkıyor bunda. Bu kadar olanı var. Bir de kısa olanı var, evet. Bu uzun tip olan. Kısa olanı Asrah. Uzun tip olanı Palio, Albea, Corsa. Yani fark buradan. Başka bir değen nokta yok. Yes. Z13 DT kodlu bir motordu. Paslı görüntüsünden şu an eser oldu. Gayet güzel duruyor. Yağ kaçakları, üst kaçaklarımız da bitti inşallah. Geçen gün hatta daha dün başımıza geldi arkadaşlar. Bu yakıt pompasının altındaki müşür. Ama bunda yok usta. Tam ona değinecektim Corsa ama. Corsa ile. O Linea mıydı neydi? Linea. Corsa ile. Tam sensöre değinecektim. Bunda yoktu. Demek ki burada da farklılıklar var yani. Karşına çıkacak. Tam değinecektim ki sensör yok. Yok abi. Yakıt pompamızı takıyoruz. O zaman değinecek bir şey de yok. Yakıt basınç sensörünü lehimlemişlerdi. Araç stop etmişti. Böyle bir durum vardı. Yani o yüzden sensörü değişmesi, soketinin yenilenmesi gerekiyor. Bunda herhangi bir sente ayarı var mı yüksek basınçlı pompada? Maalesef. Direkt ezbere dönüyor yani. Biraz önce tornacıyı gönderdik. Niye gönderdik? Bunu takıyorduk hatırlarsanız. Sıkıntı çıktı. Niye?
Bu civata direkt yalamaydı. Boşa dönüyor. Şu ikisi de dokunduğumuz zaman gidecek gibi hissettik. Biraz önce kimi çağırdın? Soner abi. Soner abin geldi. He. Yaptı, dişlerini açtı, gitti. Üçünün de dişi yenilendi, güzel bir şekilde sıkıldı. Fren vagon kısmında ise yine bir sıkıntı yok. Yani burada şu arkadaki gövde, ön kapak dediğimiz, yani üst külüktör kapağı dediğimiz nokta çok zayıf bir parça. Yani aşırı sıkıp da kapağı da kırmamak lazım usta. Çok önemli. Elinde kalır, komple kapak değişirsin. Aynen öyle. Tornacıda 3-4 tane bu kapaktan vardı yaptırmak için. Sıraya girmişler. Doğru mu bana? Doğru abi. Yani nereden bir baksan 4-5 tane kapak vardı abi. Bir üç dizelin kapağı. O yüzden biraz dikkatli olmak lazım bu kapaklarda.